Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve güzel yemekler hazırlayacağız. Tabii ki birazdan yemeklerimize geçeceğiz. Hangi yemeklerimiz var? Çok güzel bir pizzamız var. Pizza hazırlayacağız ve onun yanında güzel bir pilavımız var ve tatlı olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evlerinizde hem pratik hem de hızlı bir şekilde yapacağınız çok lezzetli güzel yemekler olmuş olacak. Sizler de tabii ki canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, bizlerle sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 5570 dolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 5570 dolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem sohbet etmek için hem de yemekleriniz varsa bizlerle paylaşmak istiyorsanız bu numara üzerinde bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki sizler de hem programımızı Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. TGTU sayfalarını takip edebilirsiniz. Ondan sonra gece saat 1 ile 1.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonuna saat 10 ile 11'de programımızın tekrarı var. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya da Abdullah Hakim YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Çok seviyoruz onu. Tabii ki sevgili izleyenimiz. Onun şakalarıyla beraber güldük ve çok da sevdik, çok da bağrımıza bastık. Değerli Çetin Çiftçioğlu ve şöyle bir şey diyelim, şakacı diyelim bugün aramızda. Çetin abim hoş geldin. Abdullah Aslan kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Herkese merhaba olsun inşallah. Merhaba abim, nasılsın inşallah, iyisiniz? Şükürler olsun. Gerçi abi sizi tanımayan yoktur. Şöyle bir kısaca bir tekrardan bir anlatır mısın izleyenlerimize? Tanımayan çok. Değil mi? Tabii. Yolda karşılaştık, Arif Şendik nasılsın dedi. Biraz ilerledik, Sinan Çetin ne haber dedi. Biraz daha ilerledik, vay dedi Ali Kırıcı, oha be. Böyle bir tanımamızlık var. Abi gerçekten yani biz Türk milleti şakalarını çok sevdik. Ve sürekli çıktığı zaman ve de sabırsız da bekledik o şakalarını. Çok da güzel şakalar yaptı. Tabii ki bu şakaları yaparken kırmadın, incitmeden, dökmeden çok güzel şakalar yapıyordun. Peki bu şakalar böyle hazırlama devam ettin ama belli bir süreden sonra ara verdin. Peki bunun devamı gelecek mi? Neler düşünüyorsun? Projeleriniz var mı? Ara vermedik. Vermediniz. Hazırız. Biraz evvel de seninle sohbet ettiğimiz gibi teknik direktörümüz yok. Evet. Yani sahaya çıkmak için hazırız, televizyon sporda oynamak için. Bir teknik direktör hani böyle 80. dakikada veya 70. dakikada maçı alır ya futbolculara, bir çıksın görelim. Yıldız. O çıkan da şayet böyle daha ilk top ayağını gelir gelmez gol atıyorsa aman ne güzel bir şey. Biz böyle sahaya çıkacak bir teknik direktör bulamadık veya denk gelmedi. Veya yaradanımın veya değil yaradanımın bir bildiği var. Onun için böyle bir teknik direktör gelirse biz sahaya çıkıp topumuzu oynayacağız. Tribünler de diyecek ki ya bunu artık takıma almayın veya diyecek ki bu adam niye takımda yok? Abi ben sanmam öyle bir şey diyeceklerini. Sen 100 yaşına gelsen bile o şakalar gerçekten çok tutuluyor. Çok insanlar böyle güldüğü güzel şakalar yapıyorsun. Peki bu şakaları hazırlarken abi böyle ekstra bir şey yapıyor musun? Şakaları hazırlamak için yoksa doğaçlama mı oluyor? Yok, doğaçlama. Doğaçlama. Tabii ki. Yani karşı taraftaki aktördür, oynayandır. Ben onu oynatanımdır. Yani nasıl oynatıyorum? İçine giriyorum, deşiyorum, ediyorum, aklını karıştırıyorum. Sinir uçlarına bir şey söyleyecekse başka bir şey söylüyor. Doğaçlama bir durum ortaya çıkıyor. Yani aktör o esnada haberi yok. Aynı zamanda da senaryoyu yazıyor. Evet. Yani senaryosu çok, filmin sadece adı var. Nasıl bir adı var? Amerikalı askerler diyelim, inmedikleri yer yok ya. Surların önüne inecek mesela. Evet. Filmin adı bu. Amerikalı askerler surların önünde. Senaryo yok. İşte senaryoya aktör gelecek. Hem oynayacak hem de yazacak. Ona göre senaryo olacak. Kendi kendine. Kendi kendine. Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hemen kısaca bir listemi alayım. Tekrardan devam edelim abi. Tamam canım. Nasıl evet sevgili izleyenlerimiz, tabii ki güzel bir pizzamız var. Pizza hazırlayacağız pizzamız için. Tabii Özkayseri'nin önce bir standımızı bir görelim. Özkayseri'nin hangi ürünleri var? Avrupa'nın her yerinde, bütün Türk marketlerinde size de ulaşıp satın alabilirsiniz. Neler varmış bir görelim. Ondan sonra yavaş yavaş devam edelim. Özkayseri'nin tabii ki sevgili izleyenlerimiz, Özkayseri'nin dana kavurması hem çok lezzetli hem de çok da güzel. Şöyle sizler de bol bol tüketebilirsiniz. Özkayseri'nin yemeklik pastırması sizler de gönül rahatı içinde tercih edip alabilirsiniz. Özkayseri'nin dana değil,
hem çorbamızda hem kavurmasını hem de güzelce bir şekilde salatada bol bol tercih edebiliriz. Öksüz Kayseri'nin dana işkembesini siz de gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. Temizlenmiş, hazır bir şekilde. O da aynı şekilde çorbamızda kavurmasını veya da yemeklerimizde bol bol tüketebiliriz. Öksüz Kayseri'nin şöyle pastırmaları sevgili izleyicilerimiz, hem dana pastırması hem kuzu pastırması, istersek baton şeklinde, istersek şöyle dilimlenmiş şekilde de alabiliriz, tercih edebiliriz. Hangisi sizin daha çok hoşunuza giderse sizler de onu tercih edebilirsiniz. Öksüz Kayseri'nin şöyle şu anda ekranda görmüş olduğumuz kuzu pastırması, bir arkada da görmüş olduğumuz dana pastırması, bu şekilde baton veya da dilimlenmişi de tercih edebiliriz. Biz bugün kuzu pastırmamızla beraber güzel bir pizza hazırlayacağız. Hemen listemizi bir göreceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş biz hemen hamurumuzu hazırlayacağız. Güzel bir pizza sizlerle beraber hazırlamış olacağız inşallah. Evet, hemen şöyle bir gelsin ekrana listemiz. Ondan sonra tabii ki sevgili Çetin abiyle söyleşimize devam edeceğiz. Evet, kuzu pastırmalı pizzamız için 3 su bardağı kadar unumuz, 20 gram kadar yağış mayamız, 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz, 1 su bardağı kadar süt veya da alabildiği kadar da diyebiliriz. Kuzu pastırmalı pizza için 3 su bardağı kadar unumuz, 20 gram kadar yağış mayamız, ondan sonra 3 çorba kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, üzeri için 200 gram kadar Öksüz Kayseri'nin kuzu pastırmasını kullandık. Ondan sonra 200 gram kadar kaşar peynirimiz var. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 adet domatesimiz, ondan sonra 2 adet biber, 500 gram kadar şöyle 50 gram kadar tane mısır kullanacağız. 50 gram kadar tane mısırımız var. Üzeri için 200 gram kadar Öksüz Kayseri'nin kuzu pastırması, ondan sonra 200 gram kadar kaşar peynirimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 adet domates, 2 adet biber, 50 gram kadar tane mısır kullanacağız. Geniş bir kabımız için önce hamurumuzu hazırlayacağız. Yağış mayamızı, sütümüz, tuzumuzla beraber, ondan sonra sıvı yağla beraber güzelce bir şekilde bir hamurumuz hazırlanacak. Onu bezelere böleceğiz. Böldükten sonra tepsimizin altını yağlayacağız, salçamızı süreceğiz. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Hamurumuzun üzerine tekrardan sosumuz gelecek. Onun üzerine tekrardan kaşar peynirimizi ilave edeceğiz. Kaşar peynirimizi ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde tekrardan üzerine biberlerimiz, hemen Öksüz Kayseri'nin kuzu pastırmasını ilave edeceğiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde hemen hazırlandıktan sonra iyice bir fırına göndereceğiz. İyice bir pişecek. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Önce hamurumuz hazırlansın. Ondan sonra biz de diğer hazırlıklarımıza devam edelim. Evet sevgili Çetin abim, Galata Kulesi'ni sattın. Evet. Köprüyü sattın. Evet. Sırada ne var abim? Satılacak bir şey kalmadı kardeşim. Kalmadı değil mi? peki abi, bu şakaları yaparken böyle, çünkü biliyorsunuz şakacılar genellikle biraz hırpalanıyorlar veya da dayak yiyorlar veya da farklı şeyler oluyor. Böyle güzel anların veya da kötü anların oldu mu? Hepsi güzeldi. Kötüsü güzeldi. Değil mi? Evet. Bir kitap yazıyorum Allah'ıma bin şükürler olsun. Kitabın adı şu. Ben şaka yapıyorum, millet gerçek sanıyor. Çok yani güzel. Nasıl? Çok güzel. Marmara Denizi kirlenmiş. Marmara Denizi'ni temizleyelim dedik. Yeşilköy Çiroz plajına 3 tane vidanjör götürdük. Hortumları da vidanjörlere bağladık. Marmara Denizi'nin sularına koyduk. Yüzen abiler vardı. Merak ettiler tabii. 3 tane vidanjörün ve hortumların ne işi var Marmara Denizi'nin içinde? Çıktılar, sordular. Ne iş abi dediler. Şimdi ben şaka yapıyorum. Yani Marmara Denizi'nin suyunu çekeceğim, vidanjörlere dolduracağım, temizleyeceğim, tekrar denize basacağım. Ama bu arada denize girenlerin kıyıda durması lazım değil mi? Evet. Su bitince ne olacak ki denizde? Doğrudur. Kıyıdan çıktı geldi, sordu tabii, bunları anlattık. Abi şöyle bir şey söyledi. Suyu komple mi çekeceksiniz dedi. Şimdi ben şaka yapıyorum. Millet gerçek sanıyor. Evet. Olay bu. Çok güzel. Güzel anlar, tabii ki kötü anlar demek istediğin zaman sokakta, ben sokakçıyım. Şunu sorar bana. Dayak yedin mi? Kötü anlar ya bunlar. Değil mi? Bu anlar da güzel aslında. Programın doğallığını, samimiyetini, karşıdakinin çakma olmadığını, gerçek olduğunu anlatıyor bu anlar. Bu anlardan mesela iki tane var. Bir tanesi bir taksici bana, kardeşim, hemşerim, ben Zonguldak doğumluyum. Kastamonulu bir tokat attı. Ciddi bir tokat attı.
Fakat Çetin Çiftçioğlu'na vurmadı. Şakacıya vurmadı. Kendisine kalleşlik yapan bir adama vurdu. Değil mi? Yayına geldi zaten eşim, kızım, çocukları, karısı, kendi. Hüzünlü, ağlar, ben sana nasıl yaptım bu hareketi? İyi de kardeş, sen bana vurmadın ki. Sen kendine kalleşlik yapan bir adama vurdun. Değil mi? Ve bunu hemen yayınladım. Yani samimi olduğunu anlatmak için, karşıdaki kardeşimizin haberi olmadığını anlatmak için hemen yayınladım. Bu yayın samimi davrandığımız için halktan da tabii çok olumlu bir tepki aldı. Hep bu şaka yapıyor ama kendisine tokat atıldığı zaman da yayınlıyor diye. Saklayabilirsin, evet. Değil mi? Tabii denize ki. De atabilirsin. Tabii kırabilirsin ki. De. O zaman bunları yaparsan aynanın karşısına geçip kendine bakamazsın. Evet. Kendine şöyle bir bakamazsın. Ne yaptın sen diye. Bu mesela bir tanesi, kötü anlardan bir tanesi ama güzeldi. Bir tane de linçten döndüm, linç. Bırak da ya, linç. Linçten döndü. Linç ediliyordum, linç. Peki ne yaptınız böyle? Sadrımı kaçırdık Irak'tan. Ne güzel gidiyorsun maşallah ya. Birden hasretlere insan, hasret kaldık da gülen insanlara. Allah razı olsun. Peki kaçırabildin mi Saddam'ı? Saddam'ı kaçırdık, Türkiye'ye getirdik. Şöyle bir şey oldu ondan sonra. Seçimler vardı, muhtarlık seçimleri Çatalca'nın bir köyünde. Saddam'ı oraya götürdük. Koskoca diktatör. Hayata bir yerden başlaması lazım. Muhtarlık seçimlerine muhtar adayı olarak müracaat etti. Ben dedi Saddam, sen dedi muhtarlık adaylığını geri al muhtara, muhtar adayına. O da dedi ben geri alamam dedi, söz verdim dedi Saddam'a. Yani Saddam köyde. Şimdi herkes beni Saddam sanıyor. Halbuki ben şaka yapıyorum. Saddam'ın ne işi var o köyde, muhtar seçimlerinde değil mi Abdullah Aslan? Evet. Birden ben sen dedim adaylığını geri alacaksın dedim bu işten dedim. Köylüler de toplandı da bir sağ olsunlar. Köy meydanında belki varız 300 kişi. Yancıları var muhtarın. Aday olmazsa onların da tabii ekmeği kesilecek. Ben muhtara geri alsan adaylığını dediğimde oradan biri bağırdı. Diktatörlere bizim köyümüzde yer yok dedi. O ellerinde anlayamadığım bir şey, sopalar vardı, sopalar. Nereden? Hazır gelmişler. Hazır şekilde gelmişler. Seçim üstü ya. Vurun lan dedi bir tanesi. Bir baktım 300 kişi üstüme geliyor. Linç etmeye. İki kameramız kırıldı. Kameramanlar darp edildi. Altımda da limuzin bir araba. Saddam mı? Diktatörlük bitti ama ters ödüyor o kadar tabii, bir şey alabilecek. Daha bütçe bitmedi diyorsun. Tabii ki. Biter mi? Zolayı yapmış abi. Beni bir limuzinin içine attılar. Ben tabii kaçmaya başladım. Ama arkada harp devam ediyor. Büyükçekmece'ye doğru yaklaşırken şöyle bir olay oldu. Arabada kiralık tabii. Şoförle de araba emanet. Arabayı kurtardık. Ama arkada kameramanlar, ekip var. Birden bir baktım ki karşıdan bir tane jip, askeri jip, jandarma. Arkadan bir tane cemse, askerler içinde. Arkadan bir tane ambulans. Tam gaz yanımızdan geçtiler. Bizim kaçtığımız yere doğru gidiyor. Korkmaya başladı değil mi? Eyvah dedim. Telaştan var. Köyden biri telefon etmiş jandarmaya. Çabuk gelin demiş. Savaş çıktı burada Iraklılar. Iraklılarla Türkler arasında savaş çıktı. Şakaya bak, nereye geldi ya? Şimdi tabii ki çavuş da açtı telefonu. Manyak mısınız lan siz dedi herhalde. Yani burasını kendim düşünüyorum. Ne işi var dedi Iraklıların, Saddam'ın orada. Türkiye'de. Sonra telefonu kapattı. Dedi ki kendi kendine. Ya dedi burası Türkiye belli olmaz. Gelir mi gelir adam, saldırır mı saldırır mı sabah. Ben dedi göndereyim bir askerleri de bir baksınlar duruma. Bak linçten döndük ama bu da güzel. Güzel aslında. Yani kötü olaylar bile bizde şükürler olsun hep güzel oldu. Çok çok da güzel gerçekten. Evet. Peki onu yayınlayabildiniz mi? Yayınlamadınız değil mi? Abdullah Usta şaka mı yapıyorsun ya? Kameralar kırıldı diyorum sana. Birkaç görüntü var ama bakamıyorum. Bakmadım da. Daha bakamıyorsun değil mi? Bakmadım. Bakmadım.
Şöyle biz de sevgili izleyenimiz hamurumuzu hazırladık. Devam ediyoruz. Tabii ki sizler de sevgili Çetin Çiftçioğlu'na sorularınız varsa, sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hamurumuz için geniş bir kabımız içinde unumuzu ilave ettik, yaş mayamızı, tuzumuzu, ondan sonra sütle beraber güzel bir 3 yemek kaşığına yakında sıvı yağla hamurumuz hazırlanıyor. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Onu iyice bir şöyle yoğurmaya başladım ve hamurumuz hazırlandıktan sonra yavaş yavaş diğer işlemlerimize geçebiliriz sizlerle beraber. Peki abim, en çok sevdiğin şakan hangisiydi? Şu benim şakam çok da kaç güzel oldu. Kaç çocuğum var Abdullah'cığım? Bende 4 tane var. Maşallah. Birini birbirinden ayırt edebiliyor musun sevgi olarak? Edemiyorsun. Ben de edemiyorum. Değil mi? Edemiyorum. Yani şu şakam iyidir. Bu şakam ondan daha iyidir falan diyemiyorum. Aynen böyle, onlar benim çocuklarım gibi. Çünkü şükürler olsun ben yazdım. Ayırt etmeme imkan yok. Ama dersen ki muhakkak birini falan %1 falan daha şey yapıyorlar. İşte bir huyları vardır falan diye. Olimpik diyorum diye bir şaka yaptım ben. En sevdiğim şaka olarak söylemiyorum. Fakat Kanadalılar dünyada Kanada şakalarının en iyi ileri ülkesi. Bu şakam benim hala Kanadalılar tarafından en iyi, dünyanın en iyi şaka, 10 şakasından biri olarak gösterilir. Basın arkadaşlarımı şakaladım. 50 kişi falan. Her kanaldan. Ne yaptım? Olimpik Lyon Fenerbahçe'yle maça geliyordu İstanbul'a, Şampiyonlar Ligi maçına. Dedim bizim basın, dedim bu Olimpik Lyon'u tanımaz. İlk geliş, ondan sonra iki defa daha geldi veya bir defa daha geldi. Ya dedim acaba dedim ben dedim bir dedim amatör takım dedim bulsam dedim ona dedim kıyafetler giydirsem. Ya gülme, beni de güldürüyorsun ya. Acaba dedim Atatürk Havalimanı'ndan dedim amatör takım dedim ben dedim Türkiye Olimpik diye içeri alsam dedim millet yer mi, basın yer mi dedim. Deneyelim dedim kendi kendime. Eyüp Şafak spor takımıyla anlaştım. Amatör. Abdullah Kiyil abimden gittim, 25 takım elbise aldım. Mustafa Yıldırım vardı, Ulusoy'un. Böyle konuşabiliyor muyuz böyle? Tabii tabii konuşabiliyoruz. Ulusoy'un genel müdürü, Ali Ulusoy abimin CEO'suydu. Ondan da bir tane Neoplan Ulusoy otobüs aldım. Tabii dandik bir tane otobüsle götürecek değildik ya, koskoca evet. Olimpik Lyon geliyor yani öyle bir şey olsun diye. İki tane de tabii ki... Herkes tamam. Fakat şey lazım araya. Siyah futbolcu olmadan bir takım siyah futbolcu olabilir mi ya? Nereden bulacağız? Sirkeci'de tam karşısında, üst geçidin altında, Sirkeci tren garının tam karşısında, üst geçidin altında. Saat, kemer, parfüm satan iki tane siyah arkadaş. Onlarla da gittim, anlaştım. 550 liraya. Tamam dediler ama ertesi gün kalleşlik yaptılar. Gelmedi. 500 daha isteriz dediler. Niye dedim? Biz dediler havaalanı işi olduğunu bilmiyorduk. Vay dedim, renk farkına bak. 500'dü. Bunlar düşündüler tabii gece kendi kendilerine. Ya bu havaalanı işiymiş. Havaalanı işi olduğuna göre önemli bir iş. Havaalanından yola çıkarak 500'e mi istediler? Verdik tabii ki, helal hoş olsun. Teknik direktör lazım başına. Fransızca bilen bir tane. Değil mi abi? O kadar CNN kameraları, NTV kameraları. Onlar o zaman... Şey konuşmak yani İngilizceyi, Fransızcayı falan bilen adamlar. Trump var. Umbra'nın Türkiye temsilcisi. Eski basketçi, Fenerbahçeli. 2 metre. Trump teknik direktör. ne lazım yanına? Malzemeler lazım. Sportif var. Halil, Kamil, Şamil. Kardeşler. Onlardan da malzemeleri aldık. Valilikten, Emniyet Müdürlüğü'nden izin aldık. Havaalanına geldik. 50 tane basın mensubu. Aralarına da bir casus koyduk. Yani geldiğimiz haber versinler diye. Uzaktan bir yürümeye başladık biz havaalanında ekip. O aradaki casus geliyorlar deyince 50 tane basın mensubu, kameramanlar, fotoğraf muhabirleri lap diye bize daldılar. Ben de arabada malzemeci, sırtımda toplar, öyle malzememizim kaldı ya. Hemen Fransızca tabii Trump bir konuşmaya başladı ki hepsi mort. 10 numara konuşuyor çünkü maşallah.
22 dakika sürdü şaka. Eyüp Şafak Spor'u Olimpik Lyon diye çektiler. Mesela bir dünya çapında bir iş. Ha, senin sorduğun soruya gelirsek... Hiçbir şüphe duymadılar değil mi? Yani bir de yok, medya en son yani. Yukarıda otobüse biniyoruz. Kameraman şöyle yaptı. Ya bu şakacıya benziyor dedi. Ama 22 dakika geçmişti. Ama gerçekten çok güzel kamuflaj yapıyordun. Çok güzel örtünüyordun. Yok, kimse çok fazla anlamıyor. Yok yok, yani kimse tanımıyordu yani. O gerçekten oyunu çok hoşuma gidiyordu. Burası mı sorsunlar bana ya? Değil mi? Bunu böyle bir yemek ustası soruyor. Bunu basının sorması lazım, yazarların sorması lazım, köşe yazarlarının sorması lazım, yönetmenlerin sorması lazım niye tanımıyorlar diye. Yemek ustası soruyor bunu bana. İşte soru bu. Değil mi? Sorulması gereken bu. Evet. Evet, nasıl tanımıyorlar? Şaka bitiyor, 10 dakika sonra diyor ki, vay Çetin abi seni tanıdım. İyi de kardeş, 10 dakikada ne oldu? O süre içinde niye tanımadın? Ne oldu? 10 dakikada ne oldu? Yani bunu sosyologların, yani bunları psikologların girip konuşması lazım. Ne güzel ki sen konuşuyorsun, bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah razı olsun. Demek ki senin yemeğin içinde her şey var. Bizde abi her şey var, her şey mevcut. Maşallah. Allah razı olsun. Ben hemen şöyle ufak bir anlatayım, devam edelim anlat, tekrardan. Anlat. Şimdi sevgili izleyenimiz, biz de hamurumuzu hazırladık. Tepsilerimizi, iki tane tepsimizi içine ilave ettik. Kenar kısımlarını biraz, dudak kısımlar kalın olsun. Hem güzel görünmesi için hem de iyi hazırlaması için. Siz de bunu yapabilirsiniz. Tepsinizin altını mutlaka yağlayın. Tereyağlı veya margarinle yağlayın. Hafif biraz salçanızı sürün. İyi bir kızarmasını sağlayacaktır. Ondan sonra hamurumuzu açtıktan sonra bir tane şöyle kabımızın içine salçamızı ilave ettik. Çok hafif biraz tuzumuzu. Biraz kırmızı toz biber. Güzel bir lezzet katacak. Ondan sonra biraz pul biberimiz ve hafif biraz kekik kullanıyoruz. Güzel bir lezzet katıyor. Bunları da üzerine ilave ettik. Ondan sonra biraz yağımızdan tekrardan içine ilave edelim. Ondan sonra hafif bir suyla beraber salçamızı açacağız. Çok fazla kullanmayacağız. Az bir sıcak su da olur, ılık su da olur. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Evet, hemen şöyle salçamızı İyice bir sevgili Hanifi Bulut, Diyarbakır'dan bizleri aramış, kendisine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Ve bizlere tekrardan bir hediye göndermiş, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey de göndermenize gerek yok sevgili izleyenim, en büyük bize hediye sizlersiniz. Yalnız bırakmıyorsunuz, her zaman da arıyorsunuz, ondan sonra hal hatır soruyorsunuz. Onun için iyi ki varsınız, ben sizleri çok seviyorum, bana en büyük hediye sizsiniz. Hem Hanifi'ye hem Diyarbakır'a da benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Şimdi salçamız hazır. Salçamız hazırlandıktan sonra üzerine ilave edelim. Şöyle bir... Güzelce bir yolladık. Evet, devam ediyoruz. Üzerine sırasına göre şimdi kaşar peynirlerimizi ilave edeceğiz. Ve yavaş yavaş biberimiz, ondan sonra üzerine tekrardan şöyle öz Kayseri'nin pastırmasıyla güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Hemen şöyle bir kenar kısımlarında biraz sosumuzu sürelim. Diğer tepsimiz de aynı şekilde. Şöyle biraz güzel olsun. Peki abi, şakaları yaparken Türkiye genelinde hangi illere gittiniz? Gezdiniz mi Türkiye'yi? Yoksa ağırlıkta hep İstanbul'da mı oldu? Kardeş, İstanbul'da herkes burada ya. Değil mi? Trabzon'da burada, Van'da burada, Diyarbakır'da burada, Ankara'da burada, Antalya'da burada, Kayseri'de burada, herkes burada. Gittim ama bu arada. Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'ya mı gittim ya? Bir dakika, nereye gittim? Bu hafızamı kaybettim gene. Bu kitap yazdıktan sonra unutkanlık başladı bende. Şöyle şeyi tutuyorum mesela. Flaş belleği elime alıyorum. Koyduğum yeri unutmayayım diye bir iki defa kaybettim. Her şey de onun içinde. Her şey burada ama kısaltılmış onun içinde. Böyle götürüp artık koymaya başladım. Unutkanlık başladım ya. Sonra aradan bir 10 gün geçti kitap başladıktan sonra. Bu elimi flaş belleği unutmayayım diye bu elimle bu elimi tutup böyle götürmeye başladım. Yani o kadar önemliydi değil mi flaş bellek? Çok. Değil mi? Çok. Bütün anılarla... Ama yaraların verdiği tabii ki flaş bellek burada aslında ya. Evet. Eğer buradaki flaş bellek olmazsa 20 sene geriye, 30 sene geriye gidemezsin. Değil mi? O işte 2000 yıllarının getirdiği teknolojinin gücü. Peki abi, bu alanda ilerlemek isteyen gençlerimize nasıl tavsiyelerde bulunursun?
Mesela şaka anlamında. Gerçi var bu şekilde yapan şakacılarımız var. Onunla biliyoruz. Hem ekrandan da dayak yiyorlar ve farklı şey oluyor. Ama güzel de şakalar yapıyorlar. Peki gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Gençlerimiz dijital döneme girdikten sonra, uzay çağına geçtikten sonra tamamen dijital takılmaya başladıkları için sokağa unuttular. Yani okullular. Şimdi evet. Sen alaylı mısın, okullu musun? Ben hem alaylıyım. Alaylı, hem okullu. Evet, ben alaylıyım ben. Ben de alaylıyım. Yeni gençlerin işte nasıl olacak dediğin taraf bu. Okullu olacaklar ama alaylıyı da ihmal etmeyecekler. Değil mi? İkisi bir arada olursa bu iş gider. Sadece okuldan çıkarsan bu iş gitmez. Evet. Hem alaylı, yani bir okullu aşçıbaşı olmak istiyorsa gelecek seninle birlikte burada, senin çatalını verecek, senin işte silahını şöyle o işlemi yapacak, o bıçağı tutacak. Çalışması, alaylı olarak senin yanında toz alacak, senin tozundan alacak. Evet. O zaman öyle yolunu bulacak. Bu olmazsa eksik oluyor. Evet. Hemen şöyle bir kısaca bir anlatalım. Şimdi sevgili izleyiniz, pastırmamız hazır. Şu anda gördüğünüz gibi kaşar peynirinin üzerine ilave ettik. Sosumuz hazır. Ondan sonra pastırmamız da Öz Kayseri'nin şöyle dana pastırması, isterse kuzu pastırması sizler de kullanabilirsiniz. Hazırlandıktan sonra şöyle bir dilimlenmiş güzel bir şekilde yavaş yavaş böyle bir ince ince keselim. Ufak ufak. Çok da fazla ufaltmayacağım. Bunları kestik. Ondan sonra kestikten sonra üzerine şöyle güzelce bir şekilde ilave edeceğiz. Bolca ilave edin. Çok lezzetli olacak. Çok da güzel olacak. Evet. Şöyle bolca ilave ettik. Şimdi diğerini de aynı şekilde ilave edeceğiz ve bunları üzerine bolca ilave ettikten sonra domates, biber, en son kaşar peyniriyle beraber güzelce bir şekilde fırına gönderebiliriz. Peki abim, böyle güzel projeler yaptın. Türkiye genelinde olsun ve diyorsun Avrupa'da da ödül aldık. Çok da güzel projeler yaptı. Peki herhangi bir dizide, sinema, filmde bir rol teklifi gelmedi mi size? Gelse oynar mıydın? Özür dilerim, duymadım. Dedim gelse oynar mısın veyahut da? 3-4 sene evvel olsaydı oynardım. Şimdi seçmeden oynamam. Evet. Seçerim, ondan sonra oynarım ama... Hala şuradayız ülke olarak. İlle göz önünde olacaksın, ille de adamın olacak. Değil mi? Hala doğru koltuklarda hak etmeyen ve yanlış adamlar oturmakta. Ve bu insanlar başka insanların kaderiyle oynamakta. Yani kader. Adam o işe çok yakışır ama onun arkasındaki kendi adamıysa o arkadaki adam gelir öne geçer, önden yolunu alır gider. Yolunu alıp gider. Belki onun önündeki daha yetenekli. Belki daha farklı bir adam. Yok. Yani diyorsun yetenek değil de adamın olacak diyorsun değil mi? Türkiye'de yol almak istiyorsan dünyada da böyle tahmin ediyorum ama bizdeki dünyadan çok ileri. Maalesef bizim sistem bunun üstüne kurulmuş ya. Trafiği bak, ülkenin psikolojik, sosyolojik durumunu çöz. Herkes öne geçmek istiyor abi. Evet. Herkes öne geçmek istiyor. Onun için Türkiye'de dizilerde bu saatten sonra seçici olurum. Olmak için de iyi alışveriş merkezinde boy göstermen gerekiyor. Boğaz'da Ortaköy'den dahil Boğaz'ın sonuna kadar oralarda seyretmen gerekiyor. Nişantaşı Etiler'den eksik olmayacaksın. Çünkü abiler oraya takılmakta. Seni gelip kim bulacak? Kan merkezinde. Yani oraya takılmayan diyorsun, rol alıyor. Göz önünde olacaksın. Benim o eksikliğim var. Göz önünde değilim. Ama dediğim gibi şimdi bir kast yapılır değil mi? Bir dizide bir kast yapılır. Evet. Yani bu akşam, ben bugün burada biraz daha şey konuşmaya başlıyorum. Nokta atışları yapmak istiyorum. Sıkıntı olmaz değil mi Abdullah? Yok yok, kesinlikle sıkıntı değil abim. Konuşabilirsiniz. Tabii ki dediğin gibi yani göz önünde bulunacak ama aslında böyle doğal insanlar da olması gerekiyor. Şimdi dizilerde dediğimiz gibi çok büyük bütçelerle diziler çekiyor. Halbuki o bütçeler olmadan, yani o bütçenin yarısı size verilse... 20'de biri değil mi? Daha güzel şakalar çekilir. Benim görevim ne? İnsanları güldürüyorum. Evet. Benim görevim ne? İnsanları mutlu ederek uyutuyorum. Diziler baktığın zaman Türkiye'ye şöyle çık uzaya, yukarıdan bir bak.
Dizi bittikten sonra Türkiye hüzünlerle uyuyor, dramlarla uyuyor, silah sesleriyle uyuyor. Sabah bu Türkiye nasıl kalkar ya? Yatırırken güzel yatıracaksın, genleri rahatlayacak. Gündüz zaten yorgun gelmiş eve. Sabah çıkarken de hatta, geçenlerde ben televizyonu bir açtım, son 7-8 seneden beri açmıyordum da. Açıktı televizyon, geçerken baktım, işte hanım, baldız, seyrediyorlar televizyonu. 12 tane ölüm haberi arka arkaya izledim. Bir baktım ki bıraktığım yer daha güzeldi. O zaman hiç olmazsa 3-4 tane ölüm haberi vardı. Evet. Onun için sabahları insanları evden çıkarken insanları hayata, Türkiye'yi hayata gülerek çıkaracaksın. Gülerek başlatacaksın. O zaman gülme programıyla başlatsana ya sabah yola cinayet haberleri vereceğine. Peki ben şöyle bir şey o zaman anlatayım. Bu gerçek olay. Ben gerçek bir olay anlatayım mı? Şimdi biz geçen gün ailece oturuyoruz. Ellerinden öper. 6 yaşında bir tane kızım var. Okula Maşallah. Gidiyor bu sene. Ellerinden öper. Şimdi normalde ben çay içiyordum. Bir döndüm baktım çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Kimse karışmadı. Kimse bir şey yok. Ortada bir şey yok. Döndüm baktım dedim. Hayırdır kızım niye ağlıyorsun dedim. Ortada bir şey de yok. Çocuk hışkırı hışkırı ağlıyor. Dizide kız annesinin yüzüne tükürüyor. Ve bu da onu görüyor. Ve ondan esinerek bu kız nasıl annesine böyle bir davranışta bulunur diye ağlamaya başladı. 6 yaşında değil mi çocuğum? 6 yaşında çocuk. Vallahi billahi yeminle konuşayım 6 bunun yaşında. Bunun şuur altına gidene bakardı biliyorsun. Çünkü daha şuur altı bomboş çocuğun. Ve evet. Temiz. Şuur altına gidene bakıyor musun? Düşünebiliyor musun? Evet. Sabah sabah çocuğun şuur altına işte gözyaşları koyuyorlar. Evet. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani işte diyorum yani bu gerçek bu sadece... Yani iki hafta içindeki olay diyorum ben. Benim evimde, ben çocuğum yaşadığım olay. Ama reise bunları anlatacak biri yok. İşte biri yok. Gerçekten öyle. Reise bunları anlatacak. Yok. Evet. O kadar yoğun ki adam, o kadar dolu ki. Dünya ile uğraşıyor. Fakat Türkiye ile uğraşacak içeride adamlar bunu anlatacak. Reise bunu kabul eder. Evet. Demek ki Çetin abi, şimdi biz şundan ders çıkarmamız lazım. Biz o çocuklara ne aşılarsak o çocuklar şimdiden almaya başlıyorlar. Abi 6 yaşında diyorsun aptal aslam ya. 6 yaşında. Evet, vallahi 6 yaşında diyorum işte. 3 yaşındaki yani... çocuğa inelim bizim bir komşumuz var. Nevra. Neva. Sonunda R yok. Neva 3 yaşında. Burada benden daha yetenekli. 3 yaşında ama ben ona 10 yaşında diyorum. Niçin? Biz ilkokula gitmek için 7 sene bekledik. 7 yaşında ilkokula gittik. Şimdi doğan nesil direkt ilkokul mezunu doğuyor. Evet. Dünyaya merhaba dediği zaman, arenaya merhaba dediği zaman 7 yaşında merhaba diyor. 3 yaşında telefonla oynuyor ya. Benden daha iyi. Biz onlara kadar kullanamıyoruz yani. Açık ve net yani biz onlara kadar kullanamıyoruz. Demek ki buradan yola çıkmak lazım. Evet. Bu bağımlılıktan bu dünyanın en büyük uyuşturucusundan daha tehlikeli. Evet. Ve düşün. Abinin arka cebinde 5 milyar liralık telefon. Ayakta 30 liralık ayakkabı. Değil mi? Nasıl böyle bir şey olabilir? İşler acısı bir durum abi ya. Ve bu model durmuyor. Sürekli bizi kendi... başka bir şeyle uğraştırmak istemiyorlar ya. Sürekli kendini de yeliniyor. Kavga etsinler. O ona baksın, özenti yapsın. Kredi kartları çoğunlukta. 60 katlı apartmanlar, asansördeki karşıdakini tanımıyorsun. Değil mi? Komşuyu tanımıyorsun. Ben 3 katlı bir sokakta oturuyorum. Apartman evlerin 3 katlı olduğu bir sokakta. Sokağa girdiğin zaman terziye merhaba. Çöpçüye kolay gelsin. Temizlik işçisine kolay gelsin. Ayşe abla nasılsın? Geçmiş ya. Olsun Atıl abi. Sitede oturduğun zaman bunlar yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse tanımıyorsun ki. Ne oldu? Ki. İşte 310 numarada oturan işte ne oldu? Şu komşumuz değil mi? Karşılıklı bakıyorsun ya. Evet. Bir de korkuyla bakıyorsun. O da korkuyla bakıyor. O da korkuyla bakıyor. Benim olur mu? Benim bana gelir mi? Vallahi. O da ben kısaca bir hizamızı gönderelim. Abi gerçekten o kadar güzel bir program ki. Hopma. Yemekleriniz geç kalacak. Aman ben acıktık ha. Acıktık. Ben hemen şöyle pizzalarım hazır sevgili izleyenlerimiz. Pizzalarımız önce sosumuzu hamurumuzu üzerine güzelce bir yaydık. Ondan sonra üzerine kaşar peynirimizi, onun üzerine öz Kayseri'nin şöyle kuzu pastırması, isterse dana pastırmasını da tercih edebilirsiniz. İlave ettik. Onun üzerine biberlerimiz, onun üzerine domatesimiz. Çocuklar için tabii çocukları unutmuyoruz. Biraz üzerine mısır. Hemen şöyle üzerine hafiften mısırları da serpiştirelim. Ve üzerine tekrardan
kaşar peynirini ben dilimleyeceğim. Siz isterseniz rendeleyip de kullanabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ben hemen şöyle ufak ufak keseceğim. Ve tekrardan 170 dereceyle fırına göndereceğiz. Fırında programımız boyunca pizzalarımız pişecek. İyice bir piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Hemen şöyle bir kaşar peynirimiz üzerine pay edelim. Ondan sonra fırınımıza yollayabiliriz. Evet, hemen hazır. Ve ikisi de hazırlandıktan sonra fırına yollayalım. Şöyle birincisini alalım. Fırınımız altını açmıştık biraz sıcak olsun diye. Ben hemen birincisini üzerine doğru yolladım. Ondan sonra ikincisini de şöyle bir alalım. Onu da fırınımıza yolladık. Ondan sonra ya şöyle bir sizler de görün sevgili izleyiniz. Fırına ikisini de gönderdik. Yavaş yavaş pişmeye başlıyor. İyice bir pişecek. Ondan sonra sunumunu yapacağız. Ben hemen şöyle güzelce bir şekilde öz Kayseri'nin hemen kuzu pastırmasıyla beraber sunumumu hazırladım. Pizzalarım hazır. Fırının kapağını kapatalım. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Evet, hemen kapattık. O zaman pilavımızın listesini alalım. Tekrardan sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Evet, şöyle bir devam edelim. Birazdan güzelce bir şekilde sevgili izleyicilerimiz pizzalarımız hazır. Şu pastırmadan ben şeker hastası oldum 10 seneden beri. Çok geçmiş şu olsun abi. Şükürler olsun Allah'ıma. İlk şeker hastasını bana bir arkadaş söyleyince, hastanede görevli bir arkadaş söyleyince hiç unutmuyorum onu. Şükür hastalığına mı tutuldun? Ne dedi de bana ya? Öyle bir şey söyledi ya. Aman Allah'ım ya. Güzelliğe bak. Şükür hastalığıymış. Değil mi? Şey, şeker hastalığı. 90'dan 66'lardayım. Bana diyorlar ki kendini çok iyi muhafaza ediyorsun, spor mu yapıyorsun? Ne sporu ya? Yaradan dedi ki koş koşuyoruz. Değil mi? evet, hemen listemiz hazırsa o zaman devam edelim. Pilavımız için de kullanacağımız, dereotto iç pilavımız için de kullanacağımız malzememiz 2 su bardağı kadar pirincimiz, 1 adet kuru soğanımız, 50 gram kadar kuş üzümümüz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın, karabiberimiz, tuzumuz var. Ondan sonra 1 tutam dereotumuz var, 2 yemek kaşığı kadar çam fıstığımız var. 2 su bardağı kadar pirinç, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 50 gram kadar kuş üzümümüz var. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tarçın, karabiberimiz, tuzumuz, 1 tutam dereotumuz, 2 yemek kaşığı kadar çam fıstığımız var. Önce soğanımızı piyaz şeklinde doğrayacağız. Tereyağımızı veyahut da normal sıvı yağımızı tenceremize ilave edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş hemen soğanlarımızı kavurmaya başlayacağız. İçine tekrardan çam fıstıklarımızı ilave edeceğiz. Onu ilave ettikten sonra kavurmaya devam edeceğiz. Pirinçlerimizi içine ilave edeceğiz. Pirinçle beraber karabiberimizi, ondan sonra tuzumuzu, şekerimizi içine ilave edeceğiz. Kavurmaya devam edeceğiz. İyice bir kavurduktan sonra suyunu içine ilave edeceğiz ve biraz da dereotumuzu doğrayacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Dereotuyla beraber güzelce bir şekilde bir pilavımız demlenecek. İyice bir dinlenecek. Dinlendikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen ben de şöyle yavaş yavaş hazırlığıma devam edeyim. Abdullah maşallah ya, otomatiğe bir takıyorsun vallahi hiç. Allah razı olsun abi. Peki abi, bundan sonra böyle tabii kitap çıkacak inşallah, kısa bir süre içinde kitabınız çıkacak. İnşallah 9 Mart'ta kitap fuarı başlıyor Şenler'de. Şenler, şimdi karabuydu söylemiştir. Şenler, söyleyemiyorum ya. Şenler'de. Siyanlar'da 17 Mart'ta şeyim var, söyleyişim var aynı yerde. Bunları rahat rahat söyleyebiliyorum tabii, değil mi Abdullah'cığım? 1 ile 12 ile 1 arası. 7 veren, onu da söylemek mecburiyetindeyim. 7 veren, yani racon olarak, yoksa yancılık olarak değil. 17 Mart'ta söyleyişim var. Söyleyişi yapacağım. Öyle işte kitapla yol alıyoruz inşallah. Çok güzel. İnşallah tabii bundan sonra da tabii hem duymuşlardır yapımcılar olsun, işte televizyon sahipleri. İnşallah tabii bundan sonra da sizi bol bol ekranda da görürüz aslında. Dediğimiz gibi. Pizza gibi gençlerimiz, mi? Değil mi? Yani, bol, bol. Değil mi? Bol malzemeli he, güzel bir şey. İnşallah. Aslında bugün ben bekliyordum dedim. Acaba dedim, Çetin abi bize de böyle bir şaka hazırlar mı dedim ama. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yolda gelirken Recep Bey var. Beni getiren arkadaş. Şimdi dedim, onlar dedim der ki Abdullah Usta bize şaka yapar mı? Veya dedim onlar biz gelene Çetin abiye bir şaka yapalım mı derler diye konuşur dedim. İşte oldu nitekim.
Şimdi dedim ben dedim şaka yapsam dedim ona dedim orada kameralar dedim kurulması lazım. Ve dedim Abdullah Usta'ya ben 5 kala 10 kala telefon açarım. Ya Abdullah sen idare et bugün, bugün bir işin çıktı dedim. Tek de konuk benim. Abdullah Usta dedim dağılır. Değil mi abi 5 kala bir telefon geliyor. Doğru, doğru. Ama bu şaka olmaz kalleşlik olur. Estağfurullah. Tabii ki. Onun için ben buraya geldiğimde belki dedim Abdullah Usta bana bir şaka yapar dedim. Bir de böyle numaralar oluyor biliyor musun? Şakalayalım hesabı. Yedik. Böyle bir muhabbet oldu işte dile getirdim. Peki abi sosyal medyada nasıl izlenirler? Nasıl? Sosyal medyada. Yani internet üzerinde bu yayınlamış olduğu videolar nasıl izlemesi nasıl? Gençlerde nasıl bir talep var? Ya arkadaşım biri YouTube'da Efsane Şakacı diye bir köşe açmış. Efsane Şakacı. Bende olmayan videolar arkadaşta var. Bir de tıklamadan götürüyor abi. Hepsini toplamış değil mi? Tabii abiciğim. kendisine bir mail attım. Aslında mektup yazmak diyorum ben mailimi. Kendisine bir mektup yazdım. Dedim kardeş hayırlı işler, hayırlı uğurlu olsun. Ve dedim bütün dedim dükkanda dedim senin dükkanda bizim dedim mallar dedim böyle dedim vitrinlerde. Dedim bir de götürmece. Helal hoş olsun ne yapalım ama bir tanıyalım edelim kimsin, kimiz, neyiz, ne yapıyoruz? Evet. Böyle bir mektup yani kendisine. Dönecek hala abi seninle böyle. Demek ki çok fazla uzak yolda olduğu için onun için dönmedi abim. Herhalde. Yani onun için halbuki bir tuşa basıyorsun değil mi? Biraz sabırla beklemek gerekiyor değil mi? Sabır. Tabii biraz sabırla dönmesini bekleyeceğiz. Abdullah Aslan be. Sabrın ne olduğunu iyi bilenlerden biriyim. İnan bana. İnan bana. Sen de bir şaka yapıyorsun bana farkındayım ben. Peki abi yani, bu arada hangi takımı tutuyorsun? Ben takım tutmam, parti tutmam. Hayır yani takım olarak ben de partiye ben zaten şey değil de. Her sene bir takım tutuyorum. Her sene. Bu yani sene... bu sene sempatim mesela Bayern Münih maçına kadar Beşiktaş'taydı. İki senedir sempatim oradaydı. Ondan sonraki sempatilerim sıralama gidiyordu. Yani mesela Sergen Yalçın bir takımı çalıştırıyorsa Sergen'e olan sempatimden, sevgimden Sergen'in takımını takip ediyordum. Gibi. Mesela bu sene Rıza Çalımlı Bey'i takip ediyorum. Yani bunlar benim gönül sevgili insanlarım. Dolayısıyla başarılı olarak gitmeleri istediğim için benim takımım yok. Yani Fenerbahçe'yi tutmuyoruz değil mi abi? Aslında verem olmak istiyorsan, kanser olmak istiyorsan Fenerbahçe'yi tutacaksın. Gerçekten bak geçen gün Beşiktaş maçını izledim. Ben kendim Fenerbahçeliyim. Beşiktaş maçını izledim. Bir ara dedim acaba dedim Fernando'yu çıkarıp da dedim Volkan'ı alır mı? İki tane kaleci olur mu kalede diye düşündüm ama. Aa, güzel. Maalesef öyle bir kanun yok, öyle bir kural yokmuş. Ben bir ara düşündüm dedim kesin dedim, Volkan da girer kaleye dedim. Yok ya çok güzel ya. Şey bunu söylediğini hiçbir spor yazarı yazmadı ya. Yani Fenerbahçe keşke çıkıp kaleciyle oynasın yok vallahi ben vallahi Aykut Hoca'dan beklerdim böyle bir şey dedim. Bir tane daha kaleci koyalım. En azından iki tane kaleciyle devam edelim. Güzel olurdu. O zaman şöyle bir şey yapalım. Reklama gideceğiz. Bugün bizleri siz reklama gönderir misiniz abi? Vallahi kardeş işte öyle bir şey diyor. Nereye bakayım abi? Öyle bir şey diyor. Reklamlar diyor. Mecburuz. Kısa bir ara sonra buradayız. Reklamlar. Kısa bir ara peki. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyenimiz iç pilavımıza hazırlanmaya devam ediyoruz. Önce soğanımız kavruldu. Ondan sonra hemen şöyle güzelce bir şekilde çam fıstıklarımızı, dolmanlı fıstıklarımızı ilave ettik. Onu da kavurduk. Ondan sonra pirinçlerimizi içine ilave ettik. Hafif biraz karabiberimizi ilave ediyoruz. Karabiberimizi ilave ettikten sonra biraz toz şekerimiz. Hemen şöyle biraz toz şekerimiz. Ondan sonra biraz tuzumuz. İçine ilave edelim. Ve biraz da tarçın güzel kokacak. Onu da içine ilave edelim. Yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Pilavımız 2-3 dakika bir kavrulacak. Pirinçlerimiz kavrulacak. Ondan sonra suyumuzu içine ilave edebiliriz. Peki abi şimdi rahatsızsın. Çok çok geçmiş olsun. Peki genellikle böyle dikkat ettiğin veya da böyle tükettiğin yemekler nelerdir? Hangi yemekler çok ağırlıkta tüketiyorsun? Diploması yok ama evde bir doktorum var şükürler olsun. Değil mi? Esin Selçuk Çiftçioğlu. Doktordan daha iyi doktor oldu vallahi maşallah. Zaten öyleydi ya. Çünkü amca doktordu rahmetli. Evde yemeklerime dikkat ediyor musun diye bir soru sordun bana Abdullah'cığım. Evet. Çocuk gibi bakılıyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Çocuk gibi bakılıyorum. Saati, dakikası, saniyesi, salisesi.
Tak tak tak. Hiç sıkıntı yok. Zaten onlar olmasa Allah'ıma yardım olması da her şeyden evvel hepimize. Ne burada olabilirdim? Ne de böyle lokala yapabilirdim. Durum bu yani, şükürler evet. olsun. İlaçlarınıza dikkat ediyorsunuz. Tabii ki yeme içmelerinize dikkat. İnsülin vuruyorum günde 4 defa. 4-4-6 veya 5-4-6-6 yatarken 8. Bu şekilde dikkat ediyorum ama kötü bir huyum var. Dolabı açık gördüğüm zaman lap diye dalıyorum çaktırmadan. Kimse görmesen hesap var ya. Oraya kamera falan yerleştirmemişler değil vallahi mi? Vallahi kameralar var ama koymuyor. Çünkü görmeden de görüyor biliyor musun? Kameraya gerek yok, şükürler olsun. Böyle bir durum var. Binlerce milyarlarca icat edilmemiş rakamlar kadar şükürler olsun. Amin. Allah herkese böyle bir şey nasip etsin. Şimdi seninle sohbet ederken bana şöyle bir şey dedin. Dedi ki Abdullah Usta işte şimdi rahmetli Kemal Sunay vefat ettikten sonra... Evet. Filmlerin ne kadar önemliyse, ne kadar değerliyse... Evet. İşte ben de, gerçi Allah gecinden versin, nice uzun ömürler sebaş etsin. Dedi ki işte benim şakalarım da sonradan anlaşıldı. Sonradan çok fazla izlenilmeye başladı. Peki şöyle sonradan tabii dediğimiz gibi biz peki sanatçılarımız hayattayken çok fazla değer vermiyor muyuz onlara? Kardeşim Türkiye'de sanatçı yaşarken şey derler. Öldükten sonra bir de arkadan dua gönderirler. Yetmez ondan sonra da bir de heykelini dikerler. Sistem budur Türkiye'de. Kemal Sunal ben değilim rahmetli. Hepsi nur içinde yatsın. Kemal Sunal her şaka yaptım benim bir Kemal Sunal çıktı karşıma. Karşımdaki oyuncu hep Kemal Sunal. Dolayısıyla da şu esnada son 1-2 senedir şakaların bu kadar çok izlenmesinin nedeni internette. Doğal olması, samimi olması. Yani Türk halkı farkına varması gerekenlerden daha önce farkına vardı. Yeni nesil mesela beni tanımaz. Sokakta gördüm 10 yaşında filan. Ben 8 senedir, 9 senedir, 10 senedir ekranda yokum. Geldi evet. Bana sarıldı. Annesi de 5-10 adım ileride duruyor. Nasıl sarıldı biliyor musun? Sanki ben onun 40 yıllık bir arkadaşıyım gibi. Beni tanıması mümkün değil. Yenge dedim, nereden tanıyor beni? Bu beni tanımaması gerekiyor. İnternetten izliyor Çetin abi sizi dedi. Beni evet. tanımayan, ekranda görmeyen bir çocuk 10 yaşında internetten iniyor. Ve oradan bir sevgi alışverişi oluyor aramızda. Niye? Samimiyeti hissediyor. Sen olduğun için söylemiyorum. Eğer senin programın maşallah inanıyorum ki izleniyor. Allah razı olsun. İzlendiği zaman nedeni şu. İçinde samimiyet var. Yani bütün yemeği yapıyorsun. En sonunda samimiyeti koyarak tencerenin kapağını kapıyorsun. Allah razı bu olsun. Olduğu için durum bu oluyor. Bize ha. şey yoktu. Bize yapmacık değil yani Şeddin abi. Zaten sen kendini gördün. Programın öncesinde bana dedin ki söylemek sormak istediğim bir şeyler varsa söyle dedim. Abdullah Aslı nasıl gidiyorsa öyle gitsin. Evet biz yayın öncesi... Sen de öyle hazırlık yok. Siz de şahit oldunuz. Zaten herhangi bir hazırlık gördüm abi. Yok, durum doğaçlama. Bu. Ama doğrusu bu. Değil mi? Doğrusu bu. Yani. Onun için bizim şakalarımız da böyle doğru akıyor. Doğru yapılıyor. Tuzlu biberi. En sonunda samimiyet konuluyor içine. Kapak kapatılıyor. Sonra açıyoruz. Ondan sonra yeniyor. Oh be diyor. Kemal Sunal filmleri oradan birlikte gidiyor. Yani o 10 yaşındaki çocuğun gelip sana o sıcaklığını, sana sarılmasını... Tabii ki o verilen emeklerin de boşa olmamadığını tabii ortaya çıkarmış o değil mi? Ayrı bir mutlu oldun değil mi onlar? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet. Onun için bu interneti icat edenlerden, cep telefonunu icat edenlerden Allah razı olsun ama... Yeter ki yerinde zamanında kullanalım. Evet. Yani şu cep telefonu benim bildiğim... Bıçak gibi abi ya. Yani bıçak gibi düşün. İyi de kullanabilirsin, kötü de kullanabilirsin. Ama bizim gençlerimiz herhalde son zamanlarda da biraz daha fazla özenti oldu. Biraz daha fazla onunla üstüne düşer oldu. Aslında biraz dikkat etmeleri gerekiyor değil mi? Abicim dış dünyanın istediği bu. Değil mi? Yani kafaları başka yere çalışmasın. Alsın bunu oyalansın. Tramvayda, metrobüste, yolda, sınıfta. Bu arkadaşı, en yakın arkadaşı bu şey esnada. Evet. Bu iş neye benzemeli biliyor musun bence? Hani tehlike anında camı kırmızı yazar diyor ya. Kredi evet. kartı ve telefon böyle olmalı. Evet şöyle. O zaman o noktaya ne zaman geleceğiz? Tehlike anında camı kırıp dersin ki tehlike var. Evet. İşte bu... O zamanlara lazım bir iş. Yolda gidiyorsun, geç kaldın. Anneciğim ben geç kaldım, gecikiyorum. İşte camı kırdın, haber verdin. Evet. Burada yangın var dedin. Çünkü anne merak ediyor. Türkiye'nin bu ortamında evladım ne zaman dönecek, eşim ne zaman dönecek diye. Evet.
Şimdi sevgili izleyenimiz, pizzalarımız pişti. Biz alt üst ettik. Onları güzel bir şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Öz Kayseri'nin kuzu pastırmasıyla beraber hazırladı. Güzelce bir şekilde de pişti. Pişmeye devam etse programımız boyunca pişebilir. Ben biraz altını kısacağım. Kendi sıcaklığıyla toparlamaya devam edecek. İyice bir pişmeye devam etsin. Kapağını kapatıyorum. O iyice bir pişsin. Ondan sonra pilavımız. Bir yandan pilavımız da hazır. Onun içine biraz dereotumuz. Bolca dereotumu hazırlıyorum. Dereotumuz da hazırlandıktan sonra onu da şöyle bir içine ilave edelim. Tekrardan. Dereotunu da ilave ettikten sonra hafif biraz karıştıracağım. Suyunu çekmeye yakın. Ondan sonra şöyle bir düzeltelim tekrardan. Pilavımızın kapağını kapatacağız. Yavaş yavaş demlenmeye ve dinlenmeye devam etsin. İyice bir hazırlanacak. Ondan sonra hemen şöyle bir yer değiştireceğim. Kenarda yavaş yavaş pilavım iyice bir hazırlansın, demlensin. Ben de şöyle bir şey yapayım. Tatlımın da listesini alayım sevgili izleyenimiz. Ondan sonra söyleşimize devam edelim sevgili Çetin abiyle. Evet, hemen tatlımız içinde neler kullanacağız bir göz atalım. Tabii sizler de tabii canlı yayına bağlamak istiyorsanız, bizlerle sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 70 numaramızdan canlı yayına bağlanabilirsin. 0212 454 55 70 numaramızdan canlı yayına bağlanabilirsiniz. Evet, Hindistan cevizi çikolatalı pudingimiz için de sevgili izleyenimiz kullanacağımız malzememiz Hindistan cevizi çikolatalı puding için de 1 litre kadar süt, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket çikolatalı pudingimiz var. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımız var. 1 litre süt, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şeker, şeker isterse az veya fazla da kullanabilirsiniz. 1 paket çikolatalı pudingimiz var, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 paket vanilyamız, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımız var. Tenceremize önce sütümüzü ilave edeceğiz. Yavaş yavaş kaynamaya başlayacağız. Şekerimizi içine dahil edeceğiz. Onunla beraber kaynamaya devam edecek. Ondan sonra çikolatalı pudingimizi içine ilave edeceğiz. Onlar kaynarken ayrı bir kabımızın içine hemen biz de güzelce bir şekilde nişastamızı hazırlayacağız. Nişastamızı hazırladıktan sonra içine çok hafif biraz yağınızı damlatırsanız tatlınız hem daha güzel görünmüş olacak hem de çatlamalar olmamış olacak. Hafif ister tereyağı ister sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ondan sonra nişastayla beraber koyulaştıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Peki sevgili Çetin abim, şöyle sanatçılardan kimlere şaka yaptınız? İlk Nursel Yiğit'le başladı. Uğurlu geldi bana. Nursel'e ilk şakaladım. Yeni başlamıştım. Şakamatik'te o zaman. Şakamatik'te. Rahmetli İbrahim Erkal. Allah rahmet eylesin. Cem Kurdaoğlu. Kadir İnanar. Basım. Çoklar biraz. Peki rahmetli Müslüm Gürses'e bir şakan olmuş muydu? Kime? Müslüm Gürses'e. Ya öyle bir yerden girdin ki tam damardan bastın ya. Müslüm babam benim ya. Müslüm babaya darbuka çaldım. Yani çaldım da çalmadım koftiden. O yanılmıyorsa bir yılbaşı programında mıydı öyle bir bayram şey? Bayram özel. Bayrama özeldi değil mi? Evet. Sanki Müslüm öyle babayı şey... tanıdım orada. Müslüm babayı tanıyordum ama kendisini tanımıyordum. Müslüm baba çok ilerideymiş ya. Yani çok uzaklardaymış, bayağı uzaklardaymış. Yani ne kadar insanoğluna ne kadar verilen çıta varsa Müslüm baba o tarafında kimse konuşmuyor. Vardır da ben duymadım. Müslüm baba çok ilerideymiş. Yani çok, fazla çok... ilerideymiş. Müslüm baba şöyle arkaya dönüp baktığında eğer sen ona bakıyorsan Müslüm baba seni tanıması için zaman gerekmiyor. O anda tanıyor. Vat diye. Böyle bir farklı. Yani kitapta zaten Müslüm babayı anlattım. Yaptığım şakayı da anlattım. Müslüm babaya şöyle zaten dedim. Aziz misin, derviş misin, sen kimsin ya baba ya dedim. Değil mi? Çok büyük bir sabırla katlanıyor değil mi? Ne kadar sürdü o şakan? Şakayı biz gündüz 2'de girdik çekmeye. 4'te girdik. Akşamın 1 filan da hala çekiyorduk. Ya, ya bir insan da bana diyorsun ki çok sabırlı. Böyle bir sabır olur mu? Mehtaplı Geceler diye bir şarkıyla girdi. Başlarda 10 saniye, 15 saniye sonra işi bozdum. Başka biri olsa orada var ya... Stüdyoyu terk eder gider. Değil mi? Aynı şarkıya 4-5 defa girdi ya. Aynı şarkıya.
En sonunda artık ben gidiyorum dedim. Siz ona ritim uymadınız. Hatta o size uymaya başladı değil mi? Yani şarkısı pek uymaya başladı. Aynen Abdullah'cığım. En sonunda ben gidiyorum dedim. Gidemezsin dedi. Ve saza döndü dedi ki aramızda eritelim dedi. Kıyamadı abi gerçekten. Abi bu nedir ya? Böyle bir insanlık var mı ya? İnsan ötesi bir şey bu ya. Abi şimdiki sanatçılar çok mu kaprisli? Gerçekten ondan o yoktu yani. Onu izlediğin zaman insan zaten her şeyi anlıyor. Büyük bir sabırla, büyük bir şeyle yani şey üzülüyor. Orada senin ayrılmanı da istemiyor. Orada gitmeni de istemiyor. Yukarıdan pat diye inersen sanat sahnesine aynen de aşağı devam edersin. Değil mi? Alttan gelirsen bir de yukarı yavaş yavaş gidiyorsan her şeyi görürsün, her şeyi bilirsin. Yukarıdan baktığın zaman da ooo bu alem böyle dersin. Onun için yukarıdan gelenler var, bir de aşağıdan gelenler var. Değil mi? Yukarıdan gelenler onun için işte diyorum okulun yanında bir tane alaylı gerekiyor. Peki abi yukarıda gelenler çok mu havalı oluyor? O zaman onu demek istiyorsun. Kardeş. Değil mi? Şimdi şurada duralım bak. Şurada durduk değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir ayakkabılara doğru dönüp baktım. Ya burada ayakkabılarının kaç numara olduğunu görürsün, yahut da kaçıncı kilometrede olduğunu görürsün. Evet. İki şık. Gelenler ayakkabılarının numaralarını görüyor. Maalesef. Evet. Yani bu işin içinde sabır yoksa, bu işin içerisinde fazla ağır olacak ama ızdırap yoksa, zorluk yoksa, çekilmiş bir şeyler yoksa tadı eksik olur. Bir şey o zaman mi? Rüzgar gibi geçti, Clark gibi bilgi. Mutlaka bir eksik oluyor değil mi? Yani bir şey oluyor. Abi yani. Diyorum işte sana ya. Bak, demin sen olduğun için söylemiyorum. Mesela bu hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki bir spor yazarının, okumuyorum artık onlarla ama işte televizyonda bazen denk geldi, ne dükkanda ne var ne yok falan diye bakıyorum. Senin söylediğini söylemesi lazım ya. Fenerbahçe'ye iki kaleci gerekiyor. Değil mi? Söylediler mi bilmiyorum abi ama. Gerçekten yok böyle bir şey duymadım. Ama ben bunu istiyorum. Ama bu işte, benim kardeşim. Aklıma geldi. İnan ki ben korkmaya başladım. Dedim ki şimdi Aykut Hoca dedim. Kesin ya Fernando ya Giuliano'yu çıkaracak dedim. Volkan'ı kaleye alacak. İki tane kaleciyle. Ama sonra düşündüm dedim. Allah'tan ki böyle bir kural yok. Yani bu dünyada Abdullah yok böyle bir şey. Eline gelse yapacak yani. Ben Şampiyonlar Ligi'nden iki tane maç anlattım futbol spikeri olarak. Galatasaray Göteborg maçlarını. Biri Süper FM'den biri televizyondan Star'dan. Çok güzel. Şimdi tribündeki 60 kişi, 60 bin kişi sahaya çıkarken o 60 bin kişinin hepsi yazardır, hepsi teknik direktördür, hepsi başkandır. Bu gözle bakar olaya. Türkiye'nin yani böyle özel bir tarafı var. Dünyada da belki futbola böyle bakıyorlardır. Önce takımın formasına bakar. Sahaya çıkışına bakar. Sahaya girişine bakar. Kimler var, kimler yok ona bakar. Çünkü kafasında takım yapmıştır o. Evet. 60 bin kişinin ayrı ayrı bir takım vardır. Sonra döner, teknik direktör kulübesine bakar. Duruşuna bakar teknik direktörün. İfadesine bakar. Üstündeki kıyafetine bakar. Ondan sonra başını kaldırır, şeref tribünde oturan başkanına bakar. Böyle bir üçlü denklemdir. Evet. Bunlardan aradan bir tanesi kopuk olursa, o iş kopuktur, gerçekten kopuktur. Evet. Şimdi ben isim olarak veremiyorum ama Fenerbahçe'de bu konuluk var diyorsun değil mi? Teknik direktörden böyle baktığın zaman, takıma da baktığın zaman bir şeyler eksik gibi. Bir kopukluk başlıyor diyorsun yani. Bir şeyler eksik gibi. Yani Fenerbahçe'yi tenkit etmek için söylemiyorum. Genel takımlar hakkında böyle konuşuyorum. Ya Fenerbahçe sevgisi Ever'den büyük bir aşktı. Şimdi acaba Fenerbahçe bu kadar başarılı olacak mı olmayacak mı korkusuna girdiler ya. Yenecek miyiz, yenemeyecek miyiz diye. Evet. Onun için Fenerbahçe'yi seviyorum abi, fakat üzülüyorum. Çok büyük bütçeler yani gerçekten çok büyük bütçeler harcanıyor. Bütün Türk takımlar ama yani her iki Fenerbahçe'nin bu son zamanlardaki yani son 13 senedeki futbolu hiç tatmin etmiyor, hiç insanları mutlu etmiyor. Yani defans yapacaksa hiç gerek yok. Yani o kadar yani yıldız futbolcu almana gerek yok. Zaten Türkiye'den bu para en azından bizim içimizde kalsın. Abdullah Aslı durum meydanda değil mi? Lafını kesiyorum özür dilerim. Durum meydanda değil mi? Meydanda. Maç başlarken tribünlere bak kaç kişi var? Evet kimse yok. Olduğu yer onu gösterir. Değil mi? Tribünler. Full çakıyorsa iş bitmiştir. Seyrek seyrek varsa o seyrek seyrek gelenler de acaba bu hafta ne olacak?
bu korkuyla gelenlerdir. Evet yani bunu gerçekten yani ben bir ara öyle bir düşündüm, içime şey yaptım. Dedim keşke dedim öyle bir kural dedim Aykut Uzunca için çıkarsınlar bari. Volkan da koysun yani bu kadar şey olmaz, işler acısı olmaz. Peki Şampiyonlar Ligi dedim maçını yorumladınız mı yoksa anlattınız mı? Anlattım. Anlattın. Anlattım. Peki nasıl böyle onların anlatımı nasıl oldu? Güzel oldu mu? Sizin için nasıl bir an oldu? Tabii ertesi gün basın yazdı. Arkadaş dedi at yarışı anlatsa daha iyi olur dedi. Yani... Kardeş gerçek bu, yaşanan bu. Değil mi? Tabii. Otomatiğe bir takmışım. Hiç vallahi billahi. Peki futbolcuları tanıyor muydun? Tanıyordum. Tanıyordum. Çünkü niçin? Göteborg takımı çıktığı zaman İsveç konsolosluğa gittim. Şeylerini öğrenmek için. Diksiyonlarını öğrenmek için, vurgularını öğrenmek için. Björk mesela nasıl okunur? Değil mi abi? Evet. Onları öğrenmek için gittim. Oradan tanıdım. Rüzgar gibi geçti. İşin üstüne gitmedim. Hala Türkiye'nin bir futbol spikeri yok biliyor musun? Değil mi? Ali Tayfur'dan sonra yok. Evet. Yok maalesef yok. Öyle şey yok değil mi? Ferdi Tayfur'la karşılaştık. Ya dedi inanılmaz bir maç anlattın ya dedi. Bir Ferdi'nin şeyini dikkatini çekmiş. Öbürleri at yarışı izlemiş. Abi güzel bir şey oldu bundan sonra. Basın böyle yazdı diye bana Türkiye Şeker Kulübü'nden tarafından at yarışı anlatmam teklif edildi ya. Rahmetli yani bu teklif geldi değil mi size? Geldi. Rahmetli Gültekin Alpay. Şahit'i de Al Capone hayırlı işler. Onun yanında. Star'da. Sana at yarışı anlattıracağım dedi. Anlatmadım. Peki o anda öyle yazıldığı anda ne hissettiniz abi? Nasıl? Üzüldün mü? Yani o şekilde anlatılınca. Yani... Yok. Değil mi? Hala iyi olduğuna inanıyorum. Değil mi? Hala iyi oldu. Bir futbol spikerinin maçı anlatabilmesi için futboldan anlaması, sevmesi gerekiyor. İki, maçın yarım saniye önünde olacak. Peki yarım biz, saniye önünde anlatacak maçı. Peki biz doğal insanları mı sevmiyoruz abi çok fazla? Nasıl? Doğal olan insanları mı sevmiyoruz? Yok kardeş yani böyle benim gibi dil bir karışsa o dili alıyorlar başka bir tarafa gönderiyorlar. Yani... Çok konuşmayacaksın. Çok bileceksin ama çok konuşmayacaksın. Ben çok bildiğim için değil, çok konuşanlardanım. Fakat ben şöyle konuşuyorum, kendimden aynaya baktığım zaman mutluyum. Ben konuşmak için ağzını açıyorum. Ağzımı açmak için konuşmuyorum. Durum böyle. İşine gelirse. Aslında çok da çok da güzel olmuş tabii ki böyle bir şekilde. Eğer zaten yeteri destek gelmiş olsaydı, belki daha güzel şeyler yapardın. Hem spor yorumculuğundan olsun hem de farklısından olsun. Daha güzel şeyler Şimdi bazı şeyler yaparken yani böyle güzel şeyler yaparken aslında o destek insan aldığı zaman daha büyük bir şevkle, daha büyük bir hevesle daha iyi işler ortaya çıkmaz mı abi? Yol verirlerse. Yol verirlerse değil mi? Evet. Hani mutlaka ya kendi adamı olacak ya da... Yol vermez. Ondan sonra... Ya şimdi daha kafadan giriyorsun mesela genel müdürle konuşmaya. Aa şakacı hoş geldin ya. Bir iş yapalım ya. Yapalım abi. Ne ödeyeceğiz? Ya dur bakalım bir anlatalım ya. Hadi diyoruz vakti yok. 5-10'luk olur. Ne yapıyorsun kafayı mı yedin sen ya? 5-10'luk istedik ya. Öbür kanalla görüşüyoruz 2 ay sonra. Şakacı neredesin seni arıyorum ya. Yalanın iyiyim. Bir şaka yapalım. Yapalım abi ne vereceğiz? Abi bey 3-10'luk yaparız bu işi. 5-10'luk dedik boyumuzun ölçüsünü aldık ya. Şakacı kafayı mı yedin sen ya? En sonundakine de bu işin şakasını yapıyorum. Bir iş yapalım, yapalım ne vereceğiz? Yok dedim abi ya paramı istemiyorum ya. Şirketten bedava. Kafayı mı yedin sen dedi. Gene kafayı mı yedin? O zaman kafası adam şakasını yaptım. Kafam yok. Peki o nasıl karşılandı o şaka? Kafası adam. Kafası adam. İşte abi oraya yüklemiş. 1 milyon kişi falan izlemiş. Maşallah bayağı da bir iyi izlenmiş. İyi iş evet abi. Yani iyi iş abi. Demek ki o arkadaş her kimse tezgahı iyi yere açmış. Çok. İnternette herkesin bir tezgahı var gerçi. Değil mi? Ne bizim hariç. Kitaptan sonra ben de açacağım. Peki böyle bir şey, bundan sonra böyle bir şey, bir tezgah açmayı düşünüyor musun abi? Nasıl? Bir tezgah açmayı düşünüyor musun? Tezgah? Evet, internet üzerinde. Abi orada benim bir aptallığım var. Mal çok ama tezgah yok. Açsana bir tezgah. Estağfurullah değil, böyle.
Eğer bak Abdullah'cığım, ben çok zekiyimdir fakat hiç akıllı değilimdir. Estağfurullah filan deme. Çok zekiyimdir, hiç akıllı değilimdir. Çünkü bir insan çok zeki olabilir ama yaptığı hareketler akıllı değilse o zeka bir işe yaramıyor. Onun için ben zekiyim fakat akıllı hareketleri bilmiyorum. Biliyorum da yapmıyorum. Ha bundan sonra tezgah açacağım, dediğini yapacağım. Tezgah aç abi, güzel olur. Şimdi, aslında güzel bir tezgah iyi olur. Mal da çok ya. O zaman biz şöyle bir şey yapalım, pizzamızı alalım. Tekrar devam edelim söyleşimize. Kafana göre. Şimdi sevgili izleyenler. Usta sensin. Allah razı olsun. Pizzalarımız hazırladı. Güzelce bir şekilde pişti. Öz Kayseri'nin pastırmalarıyla beraber güzel sunum oldu. Hemen şöyle bir alalım. Of of of, mis mis. Hazır. Götürürüm vallahi. Değil mi? Şimdi, hiç şeker beker tanımam. Tabii ben hemen şöyle size ikram edeceğim. Siz de afiyet yiyeceksiniz. Tatlımız için de şöyle bir önce bir pizzalarımızı görelim sevgili izleyenlerimiz. Birazdan onları sunumuna başlayacağım. Tatlımız için de önce sütünüz. Kullanacağınız kadar sütünüzü tencerenizin içine ilave edin. Sütünüzü ilave ettikten sonra yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Ondan sonra şekerinizi az ilave edin. Çünkü pudingin içinde şeker olduğu için ona biraz daha dikkat edeceğiz. Ve şekerimizi ilave ettik, kaynamaya başladı. Tekrardan pudingimizi içine ilave edeceğiz. Kaynamaya devam etsin. Parlak ve güzel görünmesini istiyorsanız veya da sonradan çatlamaların olmamasını istiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar tereyağı veya da zeytinyağı kullanabilirsiniz. İçine ilave edin. Kaynamaya devam etsin. 2 veya da 3 yemek kaşığı kadar nişastamızı hafif bir suyla beraber açacağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Koyulaştıktan sonra tatlımız hazırlanıyor. Ve tatlımız hazırlandıktan sonra sunum yapacağımız tabaklar olur veya da bardaklar olur. Hangisini istersek onun içine hemen sunumuza başlayalım. Şöyle bir ilave ettik. Şimdi diğer tabaklarımız da hazır. Evet. Ondan sonra sonuncu tabağımızda. Peki sevgili Çetin abim, böyle özellikle seni arayıp da işte Çetin abi şu falanca kişiye bir şaka yapalım diyenler oldu mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Çok. Peki yaptınız mı böyle bir şaka? Yaptım. Kimlere yaptınız? Yaptım. Şimdi mesela bir nikah töreni vardı. Gelin adayı beni aradı. Eşimi dedi şakalamak istiyorum dedi. Tamam dedim, nikah memuru benim. Düşünüyor musun güzelliği ya? Değil mi? Masada gelin, yanında damat. Nikah memuru damata şunu sormakta. Ne iş yaparsın? Şu iş yaparım. Ne para kazanıyorsun? Şu kadar. Sen nasıl geçindirsin? Geçindiremezsin ki bunu. Bunu nikahı beklerim bakalım, ondan sonra kıyalım. Düşünce var mı böyle bir şey? Yani o gelin adayının böyle bir şey düşünmesi ne kadar güzel değil mi ya? Peki böyle damat nasıl karşıladı olayı? Damat? Böyle, evet böyle şaka yapınca. Kaç renk varsa o renklerin hepsini damadın yüzünde gördüm. En son mordu. Mordu. Yani bütün renklere girdi diyorsun değil mi? Aynen. Çok güzelmiş. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, pizzamız yavaş yavaş hazır. Ben hemen onun sunumunu da yapayım. Ondan sonra pilavımız da hazır. Pilavımız da güzelce bir şekilde sunumuna başlayabiliriz. Evet. Şöyle harika görünüyor. Maşallah. Of 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 of. Öz Kayseri. Evet şöyle bir pastırmasıyla beraber hazırladık. Tabağımızın üzerine aldık. Ben onu şöyle biraz yanıma doğru alacağım arkadaşlar. Evet. Yanıma doğru aldım. Öz Kayseri bu işin ustası galiba. Değil mi abi ya? Avrupa'da devamlı. Avrupa'da çok önde olan bir firma ve bütün Türk marketlerinde de bulabilirsin bu ürünleri. Maşallah. Türkiye'de yok ama Avrupa genelinde. Yok, özel bir bakacağım. Değil mi? Özel bir bakacağım. Çok da güzel. Bana çok büyük gelir ha. Ya sana şuradan keseceğim. Ama o kızarmış bak. Değil mi? Kenarları. Evet. Şimdi ay maşallah. Şöyle bir evet. Hazır. Ortasına güzel. Biraz süslemek için ben biraz yeşili koyacağım. Ondan sonra sevgili Çetin abim de çok beğendi Öz Kayseri ürünleri. Peki abi Avrupa gidiyor musun? Benim uçak korkum var. Daha üzerinden öteye geçemedim. Uçak korkunuz var. Evet. Kesinlikle uçakla herhangi bir seyahat yapmadınız. Yok, 6 defa bindim ama bindim mi bilmedim mi ben bile bilmiyorum. Siz de deseniz de siz de benim gibisiniz. Ben de aynı şekilde. Sen de bilemiyor musun? Evet, ben de bilemiyorum. Avrupa'ya gittiğim zaman
Avrupa'yı niye sordun Abdullah Usta? Dedim acaba Avrupa'da herhangi bir işte söyleşi olsun, konferans olsun veya orada herhangi bir gençlerle bir söyleşi oldu mu diye, bulundu mu diye. Kardeş, şu esnada bir yıldız var. Fakat yıldız tozlu. Evet. Tozunu alırsak, inşallah bu kitap tozunu alacak şöyle bir açıp diye. Tozunu i̇nşallah. Alırsak tabii ki bu sefer gündem olursa milletin daha çok aklına giriyorsun. Yoksa sandığın bir köşesindeysen ancak işte sen ve senin gibiler düşünüyor. Teşekkür ederim ayrıca yani. Ben teşekkür ederim. Nazik davetin peki, için. Peki ne demek abi, her zaman kapımız size açıktır. Siz baş tacımızsınız. Allah peki abi, çalışmış olduğu bir menajerin var mı? İzleyenlerimiz nasıl ulaşabilirler? Veya da böyle şaka yapmak için veya da farklı bir şekilde abi, bulmak isteyenler nerede ulaşabilirler? Şimdi Ankara'da yeni bir kanal kuruluyor. O kanalda kuranlarla şeyim var. Diyaloğum var. Belki bir sürpriz TV Vo. TV Vo diye yeni bir kanal kullanıyor. TV Vo diye yeni bir kanal. Mustafa kardeşim kuruyor. Eski bir tane dev arkadaşım Star'dan. Kısmetse Duran Dindaroğlu genel yayın yönetmeni. İlk beni şeye yol veren üç insandan biri. Saadettin Teksoy, Duran Dindaroğlu, Serpil Akıllıoğlu. Tabii ki Cem Uzan. Buradan olursa oradan duyacaklar zaten beni. Başka türlü hiçbir irtibatım yok. İnternet sistem yok. Ama yayın evi Gökhan bana bir internet sitesi kurdu dün. Facebook'tan. Ayrıca. Oralardan işte duyuracağız şeycim be. Abdullah'cığım. İnşallah, inşallah. Çok da güzel olur. Tabii ki en kısa sürede tabii bizleri izleyen i̇nşallah. Yapımcılar olsun. İşte dediğim i̇nşallah. Gibi. Ve hatta bu işlerle ilgilenen olsun. En azından şöyle güzelce bir şekilde doya doya gülelim. İnşallah. Tabii ki bugünlerde ihtiyacımız olan şey. Tabii ki böyle güzel projelerde inşallah ön ayak olurlar. Biliyor musun ki güldürmenin en zor olduğu dönemdeyiz. Evet. Bu şey esnada güldürmek çok zor. Değil mi? Yani... Sen şey esnada kendi dünyanın içerisinde olduğunuz için yayın esnasından bahsediyorum. Kapıya çıkıp yola çıktıktan sonra tabii ki o dünyaya geçiyorsun. Burada kendin oluyorsun, biliyor musun? İşindesin ve sensin. Evet. Ama dışarı çıktığın zaman bir şeyler gelip sana arkadaşlık etmeye başlıyor. Dolayısıyla da buradaki Abdullah dışarıdaki Abdullah olmuyor. Evet. Onun için sen buradayken Allah pilava bak maşallah ya. Buradayken onun için böyle güzel kahkahalar atıyorsun. Onun için işten kahkahalar atıyorsun. Yoksa gülmeye kaldırırsan o kadar zor bir dönemdi ki. Ama inşallah takımda oynarsak bu işi yapmak mecburiyetindeyiz. İnşallah, inşallah. Tabii ki güzel şeyler, güzel projeler olur. Ne diyorsun ya? Pirinçler özel mi ya? Yo, normal markette de satılan pirinç. Sanki boyları uzamış olmuş sanırım. Çok da güzel olur değil mi abi? Şöyle iç pilavımız da hazır. Siz... Oh. Pilav hiç... O tarçın mı kokuttu bunu? Tarçın kokuttu. Vay maşallah. Değil mi? Ya. Buram buram koktu. Siz hiç pilav yemiyorsunuz değil mi? Tamam. Yok, ucundan alacağım ya, bırakır mıyım ya? O zaman çok az verelim. Evet. Ve tabağın kenarına ben evet, şöyle çok az şey. Yani. Ondan ben sonra tabii ki fırça yemeyelim işte. Abdullah Usta'nın yok canım gitti, ya. Pilav verdi. Yok, ben istiyorum, ben aldım. Abdullah Usta bir yerde gördüm. Derim Uygur pirinci mi o? Şöyle şöyle filan ya. Evet. Değil mi? Onun özelliği nedir yani? Bir şey sadece Uygur'da evet yani yetişmesinden ötürü pirinç ülkesi. Pirinçler tabii ki çok farklı pirinçler var aslında ama pirinçin önemli olan şey şu: güzel pirinç almak ve pirinci tabii ki kaliteli olması çok önemli. Ben geçen gün bir video izledim abi, şimdi onu da şöyle bir ufak hem sohbet edelim. Bir video izledim, bu yanılmıyorsa ya Çin'de ya da o taraflarda bir yerde, şimdi makineler kurulmuş, videosu da çekilmiş. Makineler kurulmuş. Makinenin bir ucundan poşetler atılıyor. Normal bildiğimiz market poşetleri atılıyor. Diğer ucunda pirinç şeklinde çıkıyor. Pirinç çıkıyor. Normal bildiğin pirinç çıkıyor. Allah Allah. Evet. Yani düşün. O kadar yani gıdaların genetiğiyle oynandığı, o kadar şeyler oldu ki aslında tabii ki bizim Türkiye'de üretilen her şeyin çok iyi bir şekilde kıymetini bilmemiz gerekiyor değil mi? Aynen. Aynen. Çünkü biz bir tarlayız ya. Siz Türkiye'yi dolaştınız mı abi? Yani Türkiye'yi gezdiniz çok mi? Çok iyi bilirim. En fazla sevdiğiniz yerler neresi? Canım ya. En sıcak gelen yer, en sevdiğim yer oldu benim de. Ya ayırt edemiyorum biliyor musun? Çünkü bana insanlar, öncelikle coğrafyadan önce insanlarla karşılaşmam benim önemli. Coğrafya
Daha sonra dikkat ediyorum. Çünkü insanlardan bakacak coğrafyaya önce vaktim olmuyor. Yani dikkatimi çekiyor da yanlış bir şey kullanmıyorum. Önce coğrafya dikkat çekmesi lazım. Sonra insanlar olması lazım. Girerken tabii ki bir şehre bakıyorsun. Nedir, ne değildir diye. En güzel şey olmaya başladı. Şehirlere girerken son zamanlarda kasvetler oluşmaya başladı. Yani Bursa'dan mesela çıkardım çocukken. Bursa'ya girişte bir bakardık bir yeşillik böyle. Yeşilliği ama söyledim onu uzattım ama öyleydi o zamanlar. Şimdi yeşillik oldu. Değil mi? Böyle için açılırdı. Şimdi Bursa'ya giderken puslar içinde giriyorsun. O yeşillik gitmiş, betonlar dikilmiş. Dolayısıyla yeşil kalmış. Kasvet olmuş. Evet. Kasvet olmuş. Şehirler böyle bozuldu ama Trakya'yı mesela insanlarından dolayı şey yaparım. Makarayı da çok iyi bildiğim için linçten dönmüş olsam da Trakya'yı severim. Trakya'ya böyle bir sadece şey. Sadece pizzamızı alacağız arkadaşlar. Ankara mesela şey yapar beni hep. Böyle geçerken sanki pasaportu ver de öyle gir gibilerden bir duygu gelişir bana. Girişi çok zordur Ankara'nın. Şeyi çok seviyorum. Güneyi çok seviyorum ikliminden dolayı herhalde. Kıbrıs'ı çok severim. Babam Kıbrıslıydı rahmetli. Adana güzeldir. Adana şey hoş gelir. Urfa'yı bıraktığım yıllarda herhalde ki aynı Urfa değildir. Diyarbakır mesela olmuştu. Şırnak olmuştu. Oraları, Hakkari'leri falan çok iyi bilirdim. Davet edilirse de hala da giderim yani. Hiç fark etmez. İnşallah. Moral gününe, moral gecesine, neresi olursa olsun. Çünkü ırkları güldürmüyorsun, insanları güldürüyorsun. Yaptığın iş insanlara yönelik yani böyle. Niye sordun sen bana en çok? Öyle bir sordum yani Türkiye'ye geldiğinde. Zonguldak doğumluyum. Evet. Zonguldaklar şimdi belki küfür müfür edecek ama ya Zonguldaklı olduğumdan büyük mutluluk duyardım fakat kendimi Zonguldaklı hissettirmiyorlar bana ya. Değil mi? Oradan hemşerilere bir kırgınım var, evet. Kırgınlığım var harbiden yani. Hissettirmiyorlar. Halbuki ben Zonguldaklıyım diye böyle her yayında yükselerek söylerdim her röportajda. Hemşerilerim bana Zonguldaklı olduğumu hissettirmiyorlar. O duygu benden evet. Zayıflattılar. Çok nüfus kağıdında yazıyor Zonguldak. Çok teşekkür ederim Şettin abi. Biz de yavaş bitti yavaş mi? Programımızın sonuna buraya geldik. Buraya kadar mı? Evet. Yok ya götürmeden bir fikrimizi. Hiç olmazsa bir pilavdan alayım tamam. Ya. Son ilave edeceğin selam varsa onları alalım. Biz de yavaş yavaş kapanışını yapacağız. Allah'ım yüce Allah'ım. Herkesin Cemil Cimle'nin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli günler versin. Hatırlanmak çok güzel bir olay. Unutulmadık fakat bu şekilde hatırlanmak çok güzel bir olay. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah programa, yine sizi aramızda yine bulunacağız. Siz de isterim. Programa emeği hakkı geçen herkesin ellerine sağlık. Onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ettik. Allah razı olsun. Şakacı işte yakında bir yerlere damlayacak. Şakacı bir yerlere damlayacak inşallah. TV'de yayına girebilirim. %99 çünkü hayatta hiçbir şey %100 değildir. 17 Mart söylüyorum bunlara. Evet. Seyhanlar demeyeceğim, Seyhanlar diyeceğim. Seyhanlar'da saat 12 ile 1 arasında kitap çıkıyor. İmza söyleyişi günü var. Durum bu. Çok güzel. Gözlerinden çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili izleyenlerimiz biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Pizzalarımız hazır. Ondan sonra pilavımız hazır. Tatlımız hazır. Siz de evlerinizde inşallah şöyle sıcak bir şekilde güzel bir şekilde bu yemekleri hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Öncelik tabii ki gurbetçilerimiz. Onları çok seviyorum bütün gurbetçilere. Benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Türkiye'de izleyen herkese, askerlerimize, polislerimize aynı şekilde benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanınız sağlıcakla.